merhabalar. Kültürhane Kent Rasathanesi'ne hoş geldiniz. Ben Ulaş Bayraktar. Ee, yine geçen haftanın kentsel gündemiyle, kentsel gelişmeleri, politikalarıyla karşınızdayım ve bu sefer yalnız da değilim. Belki dikkatinizi çekmiştir. Kültürhane logosunun yanında artık Fredrik Eversif Tünk Derneği'nin de logosu var. Çünkü onlar da bu sürece destek verme kararı aldılar. Böylece başka dillerde de bunu çevirip daha geniş bir kitleye ulaşmayı, ulaştırmayı umuyoruz. Belki o logonun yanında yeni başka logolarda gelecek haftalarda sizlerin karşısına çıkabilir yavaş yavaş ağımızı, rasat ağımızı genişletmeye çalışıyoruz. Bu hafta her hafta olduğu gibi artık Türkiye yerel yönetimlerinin en önemli iletişim faaliyeti özel gün ve haftaları kutlamak olduğu için ve bu haftada sizlere bu bültene koymadım ama birçok işte yaşlılar günü, işte kahve günü gerçekten eliyle hemşerilerine kahve sunan, kahve gününü kutlayan paylaşımlar vardı. Onlara girmiyorum. Star Trek gününü kutlayarak zirvede bunları bırakmak gibi bir derdim var. Öyle bir düşüncem var. Ama bilin ki kahve gününü de kutlamaktan geri kalmadı yerel yönetimlerimiz. Peki bizim kutlayacağımız hafta nedir diyecek olursanız 5 Ekim itibarıyla yani Pazartesi'den itibaren Avrupa Bölgeler ve Şehirler Haftası kutlanmaya başlıyor. Avrupa Birliği üyesi olmadığımız için zaten bunun bir parçası değiliz. Yani bireysel katılımlar olabilir ama o kapsamda değiliz. Zaten belki de katılmak istemezdik çünkü biliyorsunuz bölge lafına karşı her zaman oldum olası bir alerjimiz var. Bunun federalizmin bir ön basama olduğunu düşüncesi yaygındır Türkiye bürokrasisi içinde. Hatta bütün dünyada Bölgesel Kalkınma Ajansı olarak bilinen ajanslar Türkiye'ye meclis tartışmalarında bölge sıfatından arındırılarak kalkınma ajansı olarak bilinir. Tedavile sokulmuştu. Oysa bu Avrupa Birliği ölçeğindeki bölgeden kastedilen aslında bizim il özel idaresi sınırlarına rahmetli yani büyük şehirlerde rahmetli olan il özel idaresi sınırlarına tekabül eden bir yerel yönetim sisteminden bahsediyoruz. Neyse bizim derdimiz bu hafta kutlanmaya başlayan Avrupa Bölgeler ve Şehirler Haftası. Bunun hafta diyorum gerçi bu 3 haftaya yayılacak ve her Hafta başka bir temanın önde ol kurguda gerçekleştirilecek. İlk haftanın kurgusu geleceği birlikte inşa etmek üzerine olacak. Bu vatandaşların katılımını işte elektronik demokrasi katılım imkanlarını daha girişimleri işbirliklerine odaklanan bir tema öngörülüyor. Bunlar formatlı dan bahsetmeyi ihmal ettim. Geçen sene 2019'da yani bu pandemi koşulları olmadan 9000'e yakın katılımcının katıldığı, 300'den fazla oturumun olduğu bir bir organizasyondan bahsediyoruz. kamu yöneticileri, karar alıcılar, siyasi aktörler, uzmanlar, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri, ilgili bütün alanların temsilcilerinin bir araya geldiği, aynı zamanda farklı deneyimlerin paylaşıldığı bir ortam. İlk eee Haftanın teması bir araya gelmek bu önemli çünkü aslında Avrupa Birliği en başından itibaren yerel ölçekteki katılım demokrasi mekanizmalarını çok önemsiyor çünkü ulusüstü bir kurum olarak oradaki demokratik meşruiyeti ulusaltı yerel yönetimlerin deki sistemin demokratikleşmesi katılımıyla mümkün olabileceğine dair inanç yerel yönetimleri bölgesel yönetimleri her zaman Avrupa Birliği'nin temel öncelikli konularından biri getiriyor Bu yılda kural değişmiyor yine katılım bir haftaya ayrılmış öncelikli bir tema ikinci haftanın e, konusu. Bir araya gelmek, işbirlikleri, e, bu işte farklı kültürlerin, farklı etnik-dini yapıların uyum içinde, barış içinde yaşaması için e, yapılması gerekenleri, geliştirmesi gereken politikalara odaklanmış bir hafta olacak. Özellikle bu mülteci e, krizinin e, hat safhada olduğu, bu Covid zamanında e, farklı ekonomik kriz sebebiyle artan milliyetçilik, yabancı düşmanlığının çok gündemde olduğu ırkçılığın sağcı milliyetçi oluşumların güçlendiği bir dönemde böylesine bir vurgu da ayrıca tabii ki manidar. Son haftanın konusu aslında bir haftadır konuştuğumuz ekoloji, küresel iklim krizi buna yönelik olarak karbon emisyonlarının azaltılması hatırlayın burada uzun uzun konuştuk yeni yeşil düzen Avrupa Birliği'nin çok iddialı politik hedefleri var. Karbon emisyonunu engellemek, küresel iklim değişikliğiyle mücadele etmek, ona uyum sağlamak. Bu, bu tema Avrupa bölgesi, Bölgeler ve Şehirler Haftası'nın da gündeminin önemli başlıklarından biri oluyor ve 3. haftanın ana teması olarak karşımızda. Dolayısıyla 5 Ekim'de başlayacak, 3 hafta sürecek bu Avrupa'nın en önemli yerel yönetimler buluşmasının sonuçlarını e, elimizden geldiğince aktarmaya çalışacağız. Bütün oturumlar internetten yapılacak. Ne yazık ki katılım benim gördüğüm kadarıyla kontenjanlar dolduğu için artık mümkün değil ama illaki bir takım tartışmaları e, izleyebilmemiz e, mümkün olacaktır. Buradan Avrupa'dan e, benzer bir çabaya bu sefer bir birliğin değil bir şehrin planlanmasına götürelim ve Paris'in imar plan değişikliğine dair bir çalışmanın başladığının haberini verelim. Eylül ortasında başladı. Ekim ortasına kadar sürecek bu bu süreçte. Paris'in imar planının revizyonu söz konusu. Bu imar planı 2030'da nasıl bir Paris'in Paris'te yaşanacağına dair önemli ilkelerin, önemli hedeflerin belirlendiği bir bir süreç ve bu alıştığımızın aksine bizim en azından alıştığımızın aksine kapalı kapılar ardında değil tamamen vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilmeye çalışılıyor iki boyutu var birinci boyutu yüz vatandaşın 100 e, hem Paris hem oluşan bir panel bir jüri e, oluşturulacak. Bu bu konuda uzman yani böyle temsili paneller oluşturma konusunda uzman bağımsız bir e, şirketin kura yoluyla belirlediği katılımcılara yönelik bir jüri. Bu vatandaş jürileri Türkiye'de yok. E, ama dünyada e, örnekleri çok sayıda. Sistem aslında birazcık Amerikan yargı sistemindeki e, jürilere benziyor. Tamamen te, e, 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 belli ilkelere göre kura ile belirlenmiş, e, rastgele belirlenmiş kişilerin konuyla ilgili uzmanlardan görüş aldıktan sonra ona dair bir kanaat getirmesi hedefleniyor. Fakat sadece bu 100 kişiden ibaret değil e, 2030'un Paris'ini planlama süreci aynı zamanda Paris Belediyesi'nin sayfasında kurulmuş bir portalla bir ide, e, fikir, eleştiri, öneri, talep iletme platformuyla e, vatandaşların bu sürece müdahil olmaları ve e, onların hatta onların çocuklarının nasıl bir Paris'te yaşayacağına dair sürece katkı vermeleri amaçlanıyor. Ben e, portalı e, kontrol ettiğimde görüyorsunuz 107 katılım vardı. Siz hem e, tekliflerde bulunabiliyorsunuz, aynı zamanda yapılmış teklifleri de bu portal üzerinden izleyebiliyorsunuz. Amaç işte biraz önce ilk önceki slaytta filmde tarif edildiği gibi kamusal alanları genişlemiş, daha yaşanabilir, daha ekolojik, daha kent hukukuna, kent hakkına uygun bir Paris inşa etme Araşışı yani metropoller, mega kentler kendilerini daha yaşanabilir kılmaya çalışırlarken bu Covid pandemisi taşrayı, kırı ne yazık ki o e, kentlerin baş etmeye çalıştığı e, belalarla karşı karşıya getirir halde. Bu e, New York Times'tan aldığım bir haberdi. E, Vermont eyaletindeki Winhall kasabasına dair bir haber yapılmış ve bu haberde e, COVID e, yüzünden kentten kaçanların kentli kaç göçlerlerin e, oradaki yaşamı ne kadar dönüştürdüğünü ayrıntılayan bir haber. Öyle ki e, daha Haziran'ın ortasında postanedeki posta kutuları bitmiş, elektrikçilerin ve su tesisatçılarının randevuları noele kadar yani aralık sonuna kadar dolmuş. Ee, Ayılı, ayı şikayeti o yaban ayılarından olan şikayet dört katına çıkmış. Alışık değil tabii insanlar o doğal şartlara. Ve çöp konusunda tam anlamıyla bir kargaşanın hakim olduğu söyleniyor. Yani kentleri e, daha ekolojik daha yaşanabilir yapma çabasına paralel olarak bu pandemiden kaçan kentliler kırlarda benzer sorunların yaşanmasına sebep oluyorlar. Tabii bu her tarafta böylesi bir... E, e, böylesi sonuçlar doğurmuyor çünkü bu aslında kentlerden kaçış ve uzaktan çalışma imkanları yeni bir sektör doğurmuş gibi gözüküyor. Çalış tatil diye çevirdim ben bunu. Workation e, diye bir kelime e, ortaya çıkmış. Ben ilk defa duymuştum bunu. Workation aslında tatil beldesinde ya da tatil ortamında çalışmaya devam etmek e, tarif ediyor. Ve bir takım destinasyonlar bu... E, metropollerden kaçmak isteyen ve çalışmalarını uzaktan evin kapalı yerinde veya kent merkezinin tehlikelerinden uzakta bir yandan da tatil e, yaparken e, işlerini sürdürme arayışında olan kişileri o beyaz yakalı e, şanslı kesimleri kendilerine çekmek için özel paketler e, geliştirmeye başlamışlar. Bir örnek mesela e, Japonya'dan o Japonya'nın milli parklarında bu tür çalışma ortamlarının e, sayısının arttırılmaya arttırıldığını görüyoruz. Hatta Japon hükümetinin bu tür çabaları desteklediği, sübvanse ettiği, bunlara hibeler e, tahsis ettiği de e, e, haberin detayları arasında vardı. Başka bir örnek bu sefer Hindistan'dan Hindistan'daki e, bir e, bu tür bu, bu, bu kesimleri hedefleyen bir tatil. Merkezinin reklamı ilginç geldi bana çünkü sloganlara baktığınızda e, rahatsız edilmeden ara vermek zorunda kalmadan çalışmak işte çalışmaya uygun e, mekanlar gibi ilanlar var yani bir tatil e, beldesi kendisinin çalışmaya yani işe ne kadar müsait olduğunu e, ispatlamaya çalışırcasına reklam yapıyor dolayısıyla işte o e, bir eve iş getirip getirenler, eve okul getirenler bizler, daha da ileri gidenler işte tatillerine iş götürüyorlar, işlerini tatile dönüştürüyorlar. Tabii herkes e, e, işini tatile götürecek kadar, kıra taşınabilecek kadar şanslı olmadığı için kentlerde hala e, yaşamak zorunda kalan bizlerin e, oradaki yaşam koşullarını değiştirdiğini kentsel hizmetleri zorlaştırdığı da bir vaka. E, bu yine Blumberg'in şehir laboratuvarından aldığımız bir haber. E, kentlerde çöp e, toplamasının katı atık yönetiminin gitgide zora girdiğini vurguluyor ve bu artan yük artan kapasite bunun birkaç sebebi var. Birincisi artık insanlar şehir e, şehir merkezine gidip alışverişlerini fiziken yapmak istemedikleri için yemeklerini bile sipariş ettikleri için müthiş bir ambalaj atığı artışı yaşanmakta. İkincisi de evde çalışmak zorunda kalmak hem evde iş üretmek hem de evde mekan açmak için insanların e, o e, çatı katlarındaki eşyalardan kurtulduklarını devamlı yeni bir tasnif temizlik operasyonları yürüttüğünü e, vurguluyor haberde ve e, çöp e, çöplerin müthiş bir artış bir takım istatistikler e, görüyorsunuz e, bu e, ilandaki grafiklerde siyah Doğu çizgiler 2019 verileri, kırmızılar 2020 verileri ve Manhattan hariç yani o kent merkezi herkesin en çok korktuğu Manhattan hariç diğer yerlerde müthiş bir çöp ee, artışının görüldüğü dolayısıyla evet e, tatilde tatilmiş gibi çalışanlar tatil beldelerinde çalışanlar kıra yazlığa kaçanlar ama kentte kalanlar biz bizlerin de e, kent yönetimi üzerinde yarattığı yük e, artı şey çok vahim özellikle bu 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 hizmet alanında çalışan e, temizlik emekçilerinin durumuna dikkat çekiyor e, haber ve onların gerçekten çok riskli e, çok yoğun bir çalışma temposuna girdiklerini e, görüyoruz. Türkiye'de buna dair ne yazık ki istatistikler yok. Yani özellikle toplu taşımada yükün arttığını biliyoruz. Ekstra vergilerin, ekstra maliyetlerin geldiğinin, kaynakların azaldığını görüyoruz ama bunun nasıl baş edildiğini bilemiyoruz. Tabii belki önümüzdeki dönemde katı atık yönetimine dair de bir bir düzenleme yapabilir. Çünkü geçen hafta bir periyodik yayından haberdar oldum. Aslında birazcık bizim yaptığımız rasathanenin Çevre Belediyeleri özelinde yapıldı, yap, yapılmakta olduğu bir yayın. Haftalık bir bülten bu. E, CHP'li belediyelerin çalışmalarına yer veren onların sorunlarına dair bir takım tartışmalar yürüten e, bence çok e, çok önemli bir e, yayın. E, yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Said Torun'un himayesinde yürütülen bir çalışma. Bağımsız bir e, basın Birimi tarafından yönetiliyor ve her ay, e, her hafta pardon belli temalarda e, tartışmalar yapılıyor. Belediye başkanlarının e, çalışmalarından ve sorunlarından diğer belediye başkanlarının e, faydalanması amaçlanıyor. Umarım e, CHP'li belediye başkanları bu çalışmanın bu emeğin kıymetini bilip arada bir göz gezdiriyordur. Ve kendilerinin baş etmek baş etmeye çalıştıkları sorunların aslında Türkiye geneline ait olduğunu ve aynı sorunlarla baş etmeye çalışan diğer belediye belediyelerden de öğrenecekleri çok şeyleri olduklarının farkındadırlar diyelim. Ben de tesadüfen dediğim belde belediyelerinin akıbeti konusundaki bir dosya için destek verme, katkı vermeye çalıştım ve orada vurguladığım noktalardan biri, beldeler gerçekten de bir takım kentsel hizmetleri sunmak için yeterli kaynağı insan kapasitesine sahip değiller. Fakat bu onların işte bu 6030 büyük şehir bütün şehir yasasında olduğu gibi lağvedilmelerini ...yok edilmelerini gerektirmez ki mesela Fransa'da 30 binden fazla belediyenin komünün olduğunu orada da vurgulamıştım. E, fakat bu e, ölçek sorununun da belediye birlikleri, birliktelikleriyle mümkün olabileceğini... ...fakat ne yazık ki Türkiye'de bu tür belediye birliklerinin... E, bu böylesini anlamlı işbirlikleri yerine siyaseten daha yakın kesimlerin birazcık sosyalleşme veya işte eğitim bir takım daha böyle teorik kapasite geliştirmelerine yönelik işlediğini vurgulamıştım fakat e, e, büyük konuşmamak lazım hemen e, çok e, enteresan bir örnekle e, tesadüfen karşılaştım yağlı güreş düzenleyen kentler birliği var gerçekten de ikisi büyükşehir 45 belediyenin bir araya geldiği bir birlikten bahsediyoruz. Bu geleneksel yağlı güreşin yağlı güreşlerini düzenleyen belediyeler bir araya gelerek böyle bir birlik kurmuşlar. Şahane çünkü neden şahane? Ee, bir bunlar gerçekten işte Edirne Belediyesi var, Balıkesir Balık Belediyesi var, Antalya'dan işte e, Muğla'dan belediyeler var, farklı partilerden belediyeler ama amaç aynı. Yağlı güreş organizasyonlarında yardımlaşmak. Bu ne demek? Mesela ya bu birliğin en önemli hizmetlerinden biri bu e, yağlı güreşçilere pehlivanların kullanımına bu etkinliklerde kullanılmak üzere duşu tuvaleti olan bir e, Tır alınmış ve bu işte bu organizasyonları dolaşıyor, dolaşıyor. İşte tanıtım tırı var yine benzer amaçla yapılmış. Bir işte orada birazcık hani TOKI mantığının girdiğini görüyoruz. Tek tip er meydanı projesi geliştirilmiş hani farklı yerlerde. Oysa hani Kırkpınar'ınki ayrı olsun, başka yerinki başka olsun. Bir de çok güzel peşrev dergileri varmış. İşte benim kastettiğim biraz buydu gerçekten de yani yağlı güreş 40 yıl düşünsem aklıma gel gelecek bir belediye e, birliği Teması olmazdı ama tam da işte ortak sorunda ortak bir gündemle farklı coğrafyalardan ve farklı e, siyasal e, ailelerden gelenler birlikte işbirliği yapabilmişler. Tabii işin iç yüzündeki tartışmaları bilmiyorum sadece bu kadarıyla bana e, ba, bana iyi geldi diyeyim. Bir başka bu haftanın beni e, gülümseten... E, e, keşiflerinden biri diyeyim. Fethiye Belediye Başkanı'nın Spotify'da bir bir şarkı listesi yapmış olmasını öğrenmem. Bunu bundan haberdar olmamdı. Bu şu açıdan önemli aslında. Yani hep konuşuyoruz işte bir takım bir takım sosyal medya yönetimlerinde yani belki burada da öyle bir şey söz konusudur ama benim hayalimdeki belediye başkanı gerçekten böyle her şeye karışan her şeyi yönetmeye, her şeyi bitmeye, her şeye karar vermeye çalışan değil o vatandaşlarla etkileşimini kuvvetli tutan bir belediye başkanı olması. Ee, umarım e, Fethiye Belediye Başkanı Alim Bey de böylesi bir şeydir. Ve çok hoştu. Tabii bir anda böyle hangi şarkılar var acaba diye. Kelebekler şarkısı ama daha önemlisi şu şarkıyı sizlerle paylaşmak istiyorum. Gizledim her gidişinden, gidişinden, gidişinden. Bir dakika. Kafamda. Evet yani kentsel dönüşümler şarkısı da paylaşılmış olmasını manidar bul bulmakla birlikte yani bir yandan da çok espritüel olduğunu kabul etmek zorundayım. Yani Spotify'da e, bir e, çalma listesi yapan belediye başkanı ve onun en önde gelen şarkılarından biri de işte e, kentsel dönüşümler şarkısı olması e, çok baştı. Ve vatandaşa hizmetin başka boyutları var tabii. Bir yandan da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Bey'in bir 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 beyanatıyla karşılaştım. Gerçekten ana yurdu millet bahçeleriyle örmüş örme iddiasında olduğumuz anlaşılıyor. Şimdiye kadar 42 millet bahçesi tamamlanmış ve her ilde bir millet bahçesi yapılmaya çalışıldığını görüyoruz. Bu millet bahçelerinin hani bendeki ee, ikili bir yapısı var. Yani en azından Mersin'den söyleyebilirim. Bir yandan gerçekten kentin e, merkezi sayılabilecek bir noktada e, aslında hiç haberimiz olmadan hani biraz önce Paris'teki katılım öncelikler onların hiçbirine girmeden ki önceki Büyükşehir Belediye Yönetimi bir fikir yarışması yapmıştı ve gerçekten çok etkileyici öneriler de gelmişti. Onların hiçbirine hesaba katmayan ve tamamen e, merkezden belirlenmiş merkezi o e, ihaleyi alan firma tarafından belirlenmiş bir proje hayata geçiriliyor. Yani ne kadar buranın iklimine, beklentilerine, vatandaşların alışkanlıklarına uy uygun onu kestiremiyoruz veya en korkutanı bu iklim krizinin gerektirdiği ekolojik öncelikleri ne kadar e, riayet ediyor işte kuraklık susuzluk bu aşırı sıcaklar bunlarla e, bunlarla ne kadar uyum sağlayacak bir peyzaj öngörülüyor bunu bilemiyoruz dolayısıyla şüphelerimiz var ama bir yandan da en azından Mersin örneğinde böyle bunu eleştirdiğimi e, eleştirmeye kalktığımda bir takım arkadaşlar itiraz ediyorlar şunu düşünüyorlar orası millet bahçesi olmasaydı çünkü eski stat alanı orası eski stat alanı yıkılmıştı zaten ve oranın e, bir alışveriş merkezi bir rezidans olması projesi e, e, projesi hazırdı dolayısıyla karşılaştırdığımız şey kaybedilmiş bir stat veya oranın daha kamusal, daha ekolojik biçimde kurgulanması, planlanması değil aslında e, direkten döndüğümüz bir alışveriş merkezi olarak bakmak lazım diyorlar. Evet işte e, ölümü gösterip sıtmaya razı olmak dediğimiz e, kaderimiz bu herhalde. Fakat tabii vatandaşımızın isteğinin ne olduğunu e, daha net gösteren bir grafikle, bir harita ile karşılaştım. Gördüğünüz harita Avrupa'daki ülkeler ülkeleri ülkelerde mevcut Starbucks sayıları ee, görüyorsunuz tek rakibimiz Birleşik Krallık 723 doğru görüyorsam Starbucks var biz 523 Starbucks'ta kalmışız ne yazık ki. Yani aslında bu millet bahçelerine birer ikişer Starbucks koyularak bu ikinciliğimizi aşarak zirveye oturmamız mümkün olabilir. Yetkilileri göreve çağırıyorum. Yani bizim gönlümüz ne kahve istiyor, ne kahvehane gönlümüz Starbucks istiyor anlaşılan. Sayın yetkililerinde bu 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 talebe, bu beklentiye kayıtsız Kalmamalarını umut ediyorum. Tabii e, bu kamusal olanların kullanımına dair önemli e bir tartışmayı hatırlatıyor bize ve tesadüfen bu hafta çok kapsamlı bir kamusal alanların kamusal alanlara dair bir raporla karşılaştım Agora raporu tam da Covid zamanında Covid pandemisi sırasında kayma alınmış çok ayrıntılı bir rapor aslında Kasım 2019'da yapılmış bilimsel bir toplantının çıktılarını kitaplaştırmışlar fakat bir yandan da bu Covid salgınının kamusal Alanların önemine ve kullanımına dair değişen beklentileri de içine yedirilmiş bu tartışmalara da içinde barındıran çok kapsamlı bir rapor olmuş. Farklı başlıklar var. İşte bu doğa temelli çözümler, kamusal alanların kapsayıcılığı, özellikle bu kriz dönemlerindeki. E, kapsayıcılığı bir başka başlık raporda ele alınan. E, bu kamusal alanların toplumsal cinsiyet bakımından değerlendirmesi yani kadınların, erkeklerin ne kadar farklı erişime sahip olduğu tartışılıyor. Bütün bu kamusal e, alanların daha kapsayıcı katılımcı bir şekilde tasarlanması yani sadece kullanımı değil tasarlanma aşamasında da daha demokratik katılımcı olmasının altı çiziliyor. Bu farklı kullanım ların Yaratıcı kullanımları dair bir tartışma var ve işte bu dönemde bu bültende de sık sık tartıştığımız bu yolların daha sürdürülebilir daha şenlikli daha işlevsel olarak kullanımı da raporun başlıklarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Buna dair e, Brookings'den bir haber gözüme çarptı. Tam da aslında bu kamusal alanların nasıl farklı kullanıldığına dair bir e, bir tartışma içeriyor. Bir parkı örnek olarak alıyor ve bu parkın nasıl e, oradaki bir takım düzenlemelerle e, evsizler için bir e, bir çözüm e, alanı olduğunu tartışıyor. Oraya yapılmış bu görselde de gördüğünüz bir oyun sistemi kurularak onların yani bu özellikle evsizlerin kimse ev, sokakta yaşayanlar için bu parklar bir sığınma alanlarıdır ve birçok yerde aslında bunları engellemek için önlemler alınır. O bank tasarımı bile insanların üzerine uyumaması şeklinde yapıldığını da görürüz ama burada özellikle bu pandemi sürecinde o Sokakta yaşayanların hayatta kalabilmesi için bir takım düzenlemeler yapıldığını, onların nasıl insanları bir araya getirmenin bir bir aracına dönüştüğüne dair çok ilginç bir tartışmayı barındırıyor. Bir başka benzer bir bir e, politikada yine bu ev, sokakta yaşayan evsizler için yönelik Kaliforniya'da e, bir takım oteller e, kamulaştırılarak evsizler için barınma imkanı sunulmuş. Bizde acil kamulaştırma dediğimizde aklımıza bambaşka şeyler gelir malumunuz. Daha böyle e, bir bir e, sermaye aktarımının acelesini aslında ima eder. Burada e, benzer bir e, e, acil kamulaştırma e, politikasının tam da bütün bu e, pandemi koşullarında e, çok vahim e, vahim şartlarda yaşamak zorunda kalan insanlara e, çözüm e, sunmak için hayata geçirildiğini görüyoruz. Bütün bu bedba haberlerin yanında bu hafta aldığım e, birkaç iyi haberden biri de odun pazarından geldi. Odun Pazarı 18.si gerçekleştirilen müze ve kültürel miras ödülleri organizasyonunda yılın uluslararası proje ödülünü aldı. Bu müzeler konusundaki en önemli ödüllerden biri sayılıyor. Ve Japon Mimarlık Ofisi Ken Gokuma ve asoşiyetçisinin tasarladığı e, müze, odun pazarındaki müze bu büyük onura e, layık oldu. Bu, o, bu ödüle aday olmak için 1 milyon puanın üzerinde yatırım yapılan, projelerin e, yapılabildiği bir değerlendirme ve dünyanın önünde gelen dört müzesini geride bırakarak bu ödüle layık görülmüş olmasından e, gurur ve mutluluk duyuyoruz. E, e, normale döndüğümüzde bir gün gerçekten ziyaret etmeyi çok istiyorum. Kültürel hayattan devam edelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir e, ...bir kararı vardı. Geçen hafta belki de duymuşsunuzdur. şehir tiyatroları sahnelerini özel tiyatrolara açma kararı aldı. 50 tiyatroyu bu kapsamda aldı. Başvurusunda seçiminde bir takım tartışmalar olduğunu duyduk. Ama böyle bir destek veriyor olması bile aslında bu şartlar altında bir can suyu mahiyeti taşıyor. Ve daha da bu konuda daha da ilginç ve... Mutluluk veren bir gelişme. E, bu kapsamda bir Kürtçe oyununda e, e, oyuncu e, seyircilerle buluşacak olması e, olarak not düşelim. Özel tiyatrolara bir başka destek de İzmir'den geldi. İzmir e, sahnelerini özel tiyatroları açmak yerine özel tiyatrolardan bilet almaya e, gitmiş ve e, İzmir'de özel tiyatroların sahneye koyduğu 13 oyundan 2591 tane bilet alımı yapılarak bunlar e, İzmir sakinlerine ücretsiz olarak dağıtılmış. Bu da yine çok zor günler geçiren. E, tiyatro emekçilerine yönelik çok kıymetli bir e, destek e, olduğunu düşünüyorum. Evet. Böylelikle e, Ekim'in bu ilk rastlatanesinin de sonuna gelmiş olduk. Hepinize ilginiz ve sabrınız için teşekkür ediyorum. E, biliyorsunuz e, Kültürhane Kentrasat Hanesi, Kültürhane'nin YouTube üzerinde yaptığı e, çalışmalardan biri. Buna ve benzeri e, çalışmalara destek olmak için ne yapmanız gerektiğini bir kere daha e, hatırlatmak istiyorum e, anlayışınıza sığınarak. E, Birçok yolun yanı sıra e, aşağıda Kültürhane'nin e, YouTube topluluğuna katılarak gönlünüzden kopan miktarda destek verebilir ve bu sayede bir takım ayrıcalıklardan önceliklerden faydalanabilirsiniz. Veya Patreon'umuz olabilirsiniz. Patreon üzerinden destek vermeniz halinde de bir takım programlarda e, sizin adınızı şükranla ama imkanına sahip oluyoruz. En başta da söyledim bu programı şimdiye kadar Derin Kök ailesinin e, e, katkılarını zikrederek tamamlamıştık. Bu haftadan itibaren Friedrich Eberstiftung Derneği programın sürmesine ve hatta başka dillerde de yayınlanması imkan tanıyan bir desteklerini sunmaya başladılar. Kendilerine bir kez daha teşekkür etmiş olalım. Eleştirilerinizi, önerilerinizi, katkılarınızı Instagram üzerinden ulsb.by, USB üzerinden veya ulas.kültürhane.org adresinden iletebilirseniz çok memnun olurum. Hepinize iyi günler, iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.